Teşekkür ederim. Değerli meclis başkanları, kıymetli katılımcılar, sözlerimin başında bu güzel toplantı için parlamento başkanlarının şahsında Slovenya'ya teşekkür ediyorum. Tarihin akışının hızlandığı zor ve stratejik kararların verilmesini gerektiren çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Elimizdeki paradigmalar, dünün ve bugünün anlayışları, yaklaşımları, modelleri, dünyada olup bitenleri tam olarak anlamamıza yardımcı olmuyor. Olan bitene müdahale etme, etkileme imkanı sunmuyor. Eski dünya bitti, yeni bir dünyanın kurulması gerekiyor. Bunun sancılarını, ayak seslerini çok yakından hissediyoruz. Bütün gündem maddelerini değiştiren, önemsiz hale getiren büyük bir krizde, burnumuzun dibinde bir savaşla karşı karşıyayız. Büyük bir ateş, büyük bir yangın evlerimizin önüne kadar geldi. Ukrayna'da yaşanan kriz, savaş bölgemizi, Avrupa'yı, bütün dünyayı tehdit ediyor. Bir taraftan uluslararası hukukun çiğnenmesi, ülkelerin egemenlik haklarının ve toprak bütünlüklerinin yok sayılması, diğer taraftan insanların öldürülmesi, yerlerinden edilmesi hepimizi büyük bir insani krizle karşı karşıya bıraktı. Başta gıda ve enerji alanlarında olmak üzere birçok alanda büyük bir ekonomik krizin de bizi beklediğini belirtmek isterim. Bu kriz önlenebilir miydi? Elbette önlenebilirdi. Son çeyrek yüzyılda rehavete, stratejik körlüğe, çıkar ve basit hesapları öne almak yerine uluslararası hukuku, gerçek manada adaleti, dünya barışını koruyacak stratejik yaklaşımları ve dünyanın yeni gerçekleriyle uyumlu uluslararası kurumsallaşmaları hedefleseydik bugünleri yaşamazdık. Eğer Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, daha önceler Orta ve Güney Amerika'da uluslararası hukuk, insan hakları, demokrasiler ilkesel olarak savunulsaydı bugün Ukrayna'daki kriz ortaya çıkmazdı. Eğer 2008'de Gürcistan'da meydana gelen kriz karşısında kararlı ve etkili adımlar atılabilseydi, 2014'te Kırım konusunda kararlı ve etkili bir duruş sergilenseydi, bugünkü tablo ile karşılaşmazdık. Avrupa Birliği, stratejik düşünme, önemli olanı görebilme, geleceği öngörebilme konusunda zafiyet içerisindedir. Üstelik, İngiltere'nin birlikten ayrılmasıyla beraber siyasi ve stratejik boyutu zayıflayan, güçlü ve kapsayıcı gelecek perspektifleri yerine birkaç küçük ülkenin basit kaprislerine rehin kalan, Türkiye gibi, Ukrayna gibi büyük ve jeostratejik önemi ve ağırlığı olan ülkeleri birliğe dahil etmeyi beceremeyen bir Avrupa Birliği ile karşı karşıyayız. Bakınız, dün ve bugün buradaki bütün üye ülkeler Ukrayna ile ilgili alakalı konuştu, görüş belirtti. Ama bu sözlerin savaşı durdurmaya, insani dramı sonlandırmaya gerçekçi ve sonuç alıcı bir faydası var mı? Bildiriler yayınladık. Zelenski'yi video konferans yoluyla parlamento oturumlarına bağlıyoruz. Çok çok takdir ediyoruz. Evet, ama bir faydası, sonuç verici bir faydası var mı? Bunların bir faydası olacağına Ukrayna'da ve Zelenski'de inanmıyor zaten. Siyasi magazinin ötesine geçecek işler yapmalıyız. Değerli arkadaşlarım, bugün bu dakikalarda Türkiye'de, İstanbul'da, Ukrayna ve Rusya arasında çok üst düzey bir toplantı gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aylarca süren yoğun diplomasi trafiği sonuç vermeye başladı. Hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın dürüstlüğüne ve adaletine güvendiği bir ülke olarak Türkiye, arabuluculuk misyonunu yerine getiriyor. Zelenski, Rusya ile yapacağı görüşmeler için Türkiye'ye adres gösteriyordu. Bunu Rusya da kabul etti. Ve bugün Ukrayna ve Rusya arasında üst düzey görüşmeler sabah Türkiye saatiyle 9.30'da başladı. Bununla da kalmıyor, Zelenski yapılacak olan anlaşmada buradaki üye ülkelerden birini değil, Türkiye'yi barışın garantörü olarak görmek istiyor. Peki burada ne oluyor? Slovenya'da Avrupa Birliği üyesi ülkeler parlamento başkanları toplantısında, Ukrayna'da büyük bir savaş ve büyük bir kriz varken, büyük bir insani dram yaşanırken, büyük bir ateş, büyük bir göç dalgası Avrupa'nın kapısına gelmişken burada ne yapıyoruz? Bizzat davetli olarak bulunduğumuz toplantınızın misafiri Türkiye'ye, Avrupa'yı tehdit eden Ukrayna'daki bu büyük ateşi durdurmak için canla başla çalışan Türkiye'ye ayar verilmeye çalışılıyor. Türkiye'ye haksız, insafsız, güya üstenci bir yaklaşımla laf sokuşturmaya çalışılıyor. Avrupa'nın bugününe, yayınlanacak bildiriden bahsediyorum. Avrupa'nın bugününe, yarına bir kibrit çöpü kadar faydası olmayan birkaç küçük ülkenin kaprislerine esir olarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Avrupa'nın, bölgemizin gelecek perspektiflerini birkaç küçük ülkenin basit hesaplarına ipotek veriyoruz. Başımızı ellerimizin arasına alıp ciddiyetle düşünme zamanıdır. Avrupa'nın ortasında bir savaşı, soykırımı engelleyemedik Bosna'da. Ukrayna'da gerginliği, savaşı engelleyemedik. Savaş Avrupa'nın kapısında.
Afrika'dan, Orta Doğu'dan gelen deri rengi ve kültürü sizden farklı insanları göçmen olarak topraklarınıza sokmamak için botları batırdınız, geri itmeyle insanları ölüme terk ettiniz. Akdeniz'i göçmen mezarlığına çevirdiniz. Şimdi daha büyük bir göç dalgası hepimizin kapısında. Siyaset gerçeklikler üzerine kurulur. Eğer gerçeklerden kopar, zihninizdeki asılsız varsayımlar, kurgular, ön yargılar üzerine siyaset kurarsanız o zaman etkisiz olursunuz. Büyük siyasi oyundan düşersiniz. Bugün olduğu gibi güvenilir olmaktan çıkarsınız. Yeni arayışlara, bölgeyi ve dünyayı mecbur edersiniz. Nitekim İngiltere-Amerika ekseninde başka bir stratejik alanın oluşturulmaya başlandığını bizzat Ukrayna kriziyle beraber müşahede ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye büyük bir ülke. Küçük işlerle ve küçük hesaplarla işimiz yok. Türkiye bugünkü güç ve itibarını Avrupa Birliği üyesi olarak kazanmış değildir. Arslanların esasen sürü ile gezmeye ihtiyacı yoktur. Ön yargısız, çifte standartsız. Türkiye'nin, Avrupa'nın, bölgemizin ve dünyanın gerçeklerine uygun akılcı yaklaşımlarla Avrupa Birliği üyelik sürecinin geliştirilebileceğine inanıyoruz. Avrupa'nın ve Avrupa Birliği'nin geleceği Türkiye ile beraberdir. Sayın Başkan, bir istirhamım olacak. Malum Türkiye'ye yapılan bir saldırı var. Buna sataşma diyoruz meclislerimizde. Buna cevap vermek istiyorum. Hepinizin malumu cevap hakkı en doğal haklardandır. Yunanistan Meclis Başkanı provokatif bir yaklaşımda Türkiye'ye saldırdı konuşmasında. Bu Yunan politikacıların yerleşik bir adetidir. Milli kimlikler güçlü bir tarih ve öz değerler üzerine kurulur. Karşıtlık üzerinden milli kimlik inşası zayıftır, sürdürülebilir olamaz. Kıbrıs konusu hukuken çok açıktır. Bir hukuk profesörü olarak bu konuyu saatlerce konuşabilirim, tartışabilirim. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'la beraber Kıbrıs'ta garantör ülkedir. 1959 Zürih ve Londra anlaşmalarına göre. Yunanistan, Kıbrıs'ı bir Yunan adası yapmak için 1962'den 74'e kadar Türkleri katletti. 1974'te Yunanistan'dan adaya giden Enosisçi subaylar Türklere soykırım başlattılar. Türkiye'de 1959 anlaşmasından kaynaklanan yetkilerini ve hakkını kullanarak müdahalede bulundu ve barışı sağladı. 74'ten beri adada kan dökülmüyor. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı hasmane tutumu, uluslararası anlaşmalara uymamayı ilke haline getirmesine rağmen, dikkatinizi çekerim, Türkiye 1980 yılında Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşüne izin vermiştir. Veto yetkisini kullanmamıştır. Niye? Çünkü Türkiye daima iyi niyetlidir. Türkiye büyük ülkedir. Saygılarımla. Замінивши при цьому силу права, силу, яка супроводжується геноцидом українського народу. Війна тільки тому, що санкції будуть, але, шановні друзі, вони далеко за межі України. І це варто усвідомити. Варто усвідомити якнайшвидше. Більше жертв, більше загиблих дітей, більше біженців.